Ben kendim de, bak yanlış anlamayın yani siyaset olarak söylemiyorum. Ben CHP oy vermiş bir insan değilim. Ben abi, MHP kökenliyim ama burada CHP'si, MHP'si, siyaseti bir olayımız yok. Anladın mı? Partilik bir olayımız yok. Olay insani bir olay benim, abi. Benim bak can dostum, arkadaşım, komşum. Biz her gün beraber oturup kalkıyoruz. Bu arkadaşım CHP. Abi biz ama her şeyden öte... burada toplumun herkesini, herkes böyle bir olaya sahip çıkarsa, herkes bunu ayağa kaldırırsa, anladın mı? Yani meclisten geçen kanunlar hep sıkıştığı zaman geçer. Meclisten geçen kanun toplumdan baskılar, sıkışıklıklar, şeyler geldiği zaman geçer. Baskı, sıkışıklık olmadığı zaman herkes işine bakıyor. Onlar oradan geliyor parası. Onlar oradan geliyor 5.000, 10.000 dolar duyuyoruz, kendileri söylüyor. Paralar ödüyorlar birilerine, mafya babalarına birilerine. Ondan sonra buraya geliyorlar. Anladın mı? Çünkü burada adamın kazandığı, orada burada vereceği 5.000 dolar, adam burada 5 ayda kazanıyor, 6 ayda kazanıyor veya 2 senede kazanıyor. Ondan sonrası da o adam için kazandığı orada servet oluyor. Ülkemizde artık herhalde ki insan kaçakçılığı resmi hale döndü. Evet. Burada insani bir olay söz konusu. Sonuçta yani artık yoğun bakımda acılar içinde yatan kardeşimiz, bizim kardeşimiz, bizim ailemizden biri de olabilir benim. Yani ne yazık ki son yıllarda ülkemizde bu olaylar artık normalmiş gibi olmaya başladı. Yani biz sokakta kadınlar kesiliyor, uyuyanlar var artık. Biz yani böyle ufak sadece bu işlerde yürüyemiyoruz, gezemiyoruz. Atlatıp da hani bunu çevresini...